أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أما بعد. Bir başka mesele el mahramu fi hurucil mer'ati lil hac. Bir hanımefendinin hac yolculuğuna çıkabilmesi hususunda yanında mahreminin olup olmaması konusu. المرأة إذا وجب عليها الحج kendisine hac farz olduğunda bir hanımefendi zengin malı mülkü de var. عندنا biz Hanefilere göre böyle bir hanımefendi لا يلزمها الخروج إلا مع ذي محرم yanında mahremi yani kocası, babası, kardeşi, kendisine nikah düşmeyecek olan mahremi ile birlikte ancak hac farz olur böyle bir hanımefendiye. Yani bir kadına sadece malı ve sıhhati var diye hac farz olmaz. Yanında mahremi de bulunursa ancak hac farz olur. Ve inde Şafii, İmam Şafii rahmetullahi aleyh nazarında ise enneha izâ vecedet nisâ'e fikâtin sıhhatli zengin bir hanımefendi mahremi yok ama babası ölmüş, kardeşi yok, efendim, kocası da yok. Böyle bir hanımefendi. Peki bu hanım güvenilir bir kadın grubu bulursa hacca gidecek. O kadın grubuyla beraber hacca gidebilir mi? Yecibu aleyhe huruç. Evet, Şafii diyor ki rahmetullahi aleyh, o güvenli 2-3 kadınla birlikte hacca gidip gelebilir. Bu fetva günümüzde fevkalade işe yaradı. Gerek öğrenci gruplarımızı, gerek efendim hakikaten hacca gidip gelecek yanında mahremini götürme imkanı olmayan hanımefendileri hacca götürüp getirme konusunda hakikaten İmam Şafii'nin bu görüşü fevkalade işimizi çözdü büyük oranda. Elhamdülillah. Delilüne fil mes'ele. Bu konuda biz Hanefilerin delili mahremi olmayan kadın hacca gidemez şeklindeki görüşümüzün delili مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالْ Nebi-i Zişan Efendimiz'den nakledilen söylediği şu ifadedir. لَا يَحِلُّ لِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ تُسَافِرَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ İlla ve ma'aha zavcuha ev zû rahimin mahramin minha. Resulullah Efendimiz buyurdular ki Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadın için yanında kocası veya yakınlarından bir mahremi bulunmadıkça 3 günden fazla süren yolculuğa
çıkması helal değildir. Dolayısıyla bu hadis gereği kadın mahremi olmadan hacca gidemez. فَلَوْ اَوْجَبْنَا عَلَيْهَا الْخُرُوجَ بِدُونِ الزَّوْجِ Şayet biz yanında kocası veya mahremi olmadan hacca gitmesine müsaade edersek, hacca gidebilir dersek bir kadın için, فَيَكُونُ مُخَالِفًا لِهَذَا الْخَبَرِ Resul-i Ekrem'in bu hadisine aykırı hareket etmiş oluruz. Bundan da Allah'a sığınırız. Evet. Peki Hanefilerin delil aldığı bu rivayetin kaynağı nedir? Bir nolu dipnotta diyor ki muhakkikimiz, muharricimiz, el hadisu, yukarıdaki hadis, Hanefilerin delili, ahracehu şeyhan ve gayruhum an Ebi Sa'idin el-Hudri radiyallahu anhu. Ebu Sa'id el-Hudri'den hem Buhari hem de Müslim rivayet etmiştir. Peki. İmam Şafii'nin deliline bakalım. İhtecce Şafii'yü fil mes'ele. Bu hususta İmam Şafii şöyle delil getirdi. Ennel hacca vecebet aleyha. Efendim, sıhhatli malı mülkü de var. Böyle bir kadın, efendim, hac farz olur dediğimizde, فَلَوْ اَوْجَبْنَا عَلَيْهَا الْخُرُوجَ مَعَ الزَّوْجِ رُبَّمَا لَا يَتَّفِقُ فَيُؤَدِّي اِلَى اِبْطَالِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ Böyle bir kadına hac farz olması için yanında kocasının bulunmasını biz veya mahreminin bulunmasını zorunlu tutar. Güvendiği kadın grubuyla hacca gidemez dersek, o zaman şeriatın ruhuna uygun hareket etmemiş olabiliriz. Bu da feyüetti ila iptali hadihil ibade. İbadetin yerine getirilememesine yol açar. Fevecebe en la yuştarata. Böyle bir şart, yani yanında mahremi olmak zorunda şeklindeki şart ileri sürülebilmemesi gerekir. Üç nolu dipnotta İmam Şafii'nin başka tür delillerinin de olduğu anlaşılıyor. Orayı da okuyalım. وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ بِمَفْهُومِ حَد۪يثِ السبيل الزاد والراحلة من استطاع إليه سبيلا daki sebilin daha önce geçen hadiste zat ve rahile olduğunu açıklayan, tefsir eden hadis geçmişti. İşte o hadisin manası fi cevabihi lissaili messebil. Sahabeden birisi men istata'a ileyhi sebila ayetindeki sebil nedir ya Resulallah? Oraya yol bulma ne anlama gelir ya Resulullah? Demişti de orada Allah Resulü sebili açıklarken ezzadu ve rahile demişti. Ayetteki oraya yol bulabilmenin manası, oraya azık ve yolculuk imkanı, binit, masraf vesaire, yolculuk imkanı, errahile, bulabilmek demiş idi Resulullah Efendimiz.
وأخرجه الحاكم والدارقطني عن أنس حاكم المستدركندة دارقطني de süneninde rahimehumullah efendim Enes'ten nakletmişler bu hadisi. وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. Her ne kadar rivayet etmeseler de ikisi de Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun bir sahih hadistir bu. Demiş. Yine de bakmak lazım. Çünkü hakim mütesahildir bu hususta. Nice hadisler var Buhari'nin Müslim'in şartına uygun sahihtir dediği ama şedid-ü da'f olan hadisler var müstedrekte. Her birini ayrı ayrı tetkik etmek lazım. Hele aynı hadisi bir de Darakutni Sünen'inde nakletmişse o zaman haydi haydi bakmak lazım. Çünkü Darakutni'nin Sünen'indeki hadisler hep muallel hadislerdir. Ayrıca Beyhaki'de Es-Sünen Kubra'da rivayet etmiş bu hadisi. Ve kâle İmam Şafii El-Um adlı eserinde devamen diyor ki لِأَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ اِلَّا الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ. Allah'ın elçisi aleyhissalatu vessafa efendim haccı gerektiren şeyler hususunda sadece zat ve rahile bulamayanları istisna etmiş. Bunun dışında zengin ve sıhhatli olan kişiye başka bir istisna getirmemiştir. Müslüman bir kadın sıhhatli, zengin, rahilesi de var. Yani 10 bin doları da var. Hacca gidip gelme imkanı da var. Böyle bunun dışında bir istisna getirmemiştir Resulullah Efendimiz hadiste. وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُ قَوْلِنَا. Bütün bu sahabeden radıyallahu anhum bize bizim şu sözümüze benzer haberler ulaşmıştır. Sahabe uygulamalara ulaşmıştır. فِي اَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ. Yanında mahremi olmadığı halde kadının hacca gidebileceğine dair İbn-i Zübeyr, İbn-i Ömer ve Aişe'den fetvalar bize ulaşmıştır. O halde sağlıklı zengin bir Müslüman kadın 2-3 tane bir güvenli hanım grubu bulursa onlarla beraber hacca gidip gelebilir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh genellikle lafızların, ayet ve hadislerin metinlerine, lafızlarına göre, şekline göre yani literal bir bakış açısını genellikle benimsemiş olmasına rağmen burada görüldüğü gibi bazen de metin dışına çıkarak mefhum ile mana eksenli fetvalara da imza atabiliyor gördüğünüz gibi nadirattan da olsa. Yani bu konuda Hanefiler literal kalmıştır bu hususta. İmam Şafii daha makasıtçı bir tavır ortaya koymuştur. Demek ki genel itibariyle bir şey söylenebilir ama bütün konularda bu genellemeyi yapmak
doğru değil burada örneğini gördüğümüz gibi. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.